Biz kendimiz anne babalar olarak, hanelerimizin büyükleri olarak güzel bir örnekliği o Üsve-i Hasene'den, Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alabildiğimiz örnekliğimizi hanemizde yansıtabilsek, evet, belki de pek çok sıkıntıları, bugün toplum olarak konuştuğumuz pek çok sorunları aslında yaşamamış olacağız. Çünkü çocuklarımız bizim aynalarımız. Çocuğumuza bakalım, kendimizi görelim. Evet. Çok mükemmelliyetçi olmaya da gerek yok. Kendi mükemmelliyetlik noktasındaki eksikliklerimizi çocuklarımızın üzerinden tamamlamaya kalkışma gibi bir hataya da düşmememiz gerekiyor. Çok güzel. Çocuklarımız bir nokta şimdi bizi gözlemliyor. İftardaki tavrımızla, sahurdaki tavrımızla, namazımızla, varsa kardeşleriyle münasebetlerimizle, efendim annesiyle, eşimizle olan tavır, davranış ve münasebet biçimlerimizde her halimize çocuklarımız bizi gözlüyor. Velhasıl yarının büyükleri, yarının o evi, o haneyi, o toplumu temsil edecek olan bu kuşağına bizim bir defa büyükler olarak iyi bir örneklik ortaya koyma gibi büyük bir mesuliyetimiz var. Çok güzel, çok doğru. Onlarla oturalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Enes bin Mali'yi duyduğunuz sahabe-i kiramdan, çocuk yaşta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde dönmüş bir sahabi. Evet. Sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugünün ümmetinin anne babalarına bir çocuk nasıl yetiştirilir örneğini Enes bin Malik'le adeta bizlere bir temsil olarak ortaya koymuş. Evet. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ondan Resulullah'ın nasıl davrandığını biz öğreniyoruz. Hiç kızmadığını, bağırıp çağırmadığını, ona değer verdiğini, efendim acısını paylaştığını, sevincini paylaştığını, ona güvendiğini. Şimdi bugünün modern pedagogları İslam dininin, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuk eğitiminde ortaya koyduğu düsturlarla, ilkelerle aslında örtüşüyor. Evet. Mesela bir pedagog diyor ki, Alman bir pedagog, meseleye Salzman isminde bir pedagog, tersinden bakarak meseleye, siz diyor çocuklarınızın yanında sürekli dini değerleri, din insanlarını, dine dair bir takım kültürümüzü eleştirir durursanız çocuğunuzu iyi bir din düşmanı olarak yetiştirirsiniz. Allah Allah, çok enteresan. Siz çocuğunuzun yanındayken bir başkasının yaşadığı bir acıyı, hüznü, kederi, çocuğunuzun yanında oh olmuş, iyi olmuş gibi cümlelerle karşılık gösterirseniz şayet, çocuğunuzu merhametten, sevgiden yoksun bir varlık olarak yetiştirmiş olursunuz. Siz çocuğunuzun sizin için hazırladığı bir takım özel gayret ve çabalarla ortaya koyduğu, size, anne babasına kendisini beğendirmek için yapmış olduğu çalışmalarını görmezlikten gelir, onun hissiyatına değer vermezseniz, yarın büyüdüğünde çocuğunuzun size karşı iyi bir kindar olduğunu görebilirsiniz. Çocuğunuzun sevgiden, muhabbetten mahrum yetiştiğini görebilirsiniz. Onun için diyorum ki biz, evladım, yavrum şöyle yap, böyle yap demenin ötesinde aslında tavrımızla, duruşumuzla, ilişki biçimlerimizle. Şimdi biz sofraya oturduk. Evet. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ezan-ı Muhammedi okundu. İftarımızı açacağız. İftar duasını okuduk. O çocuk bakıyor, gözlemliyor, içselleştiriyor. Sünger gibi içine çekiyor o davranışlar aslında. Evet.